O filmin en can alıcı sahnesi de oydu. Kış günü kar yağıyor çakır çakır. Biz şeyde sokak ortasında benim kıyafetin arasında kıyafet değiştiriyor. Tam elini atacak kurbağa bu tarafa, Hülya bu tarafa. Kadir İnanır'ın mık mık yapamadığı üç yönetmenden bir tanesi. Metin Akpınar pek sevmiyordu sinemayı. Gece saat 3'te kalkıyorlardı. Makyözle sabah saat 7'ye kadar o makyaj oluyordu. Ya İffet'te o sahnenin haricinde öyle aman aman bir şeyimiz yoktu. Yani akla kalacak bir şey yoktu ama çok da rahat yenmişti. Zaten rahat bir kadın. O konuda yani inandığı bir senaryo okuyup okey dedi mi tamam bitti. Ne olursa olsun şey yapmıyor. Şöyle çekincesi, şusuzlusu yok. Oynuyordu. Hatta Faruk'la hala şey konuşuruz ederiz. Geçenlerde bir cam resmi koymuş Facebook'taki sayfasına. Bir işte cam kolunu böyle koymuş içten çekim. Bunu bilenler bilir diye. O filmin en can alıcı sahnesi de oydu. Başını sıkıştırıp da şey yapması. De işte Faruk biraz aklını kullansaydı şu anda Türkiye'nin bir numaralı jöne olurdu. Oyuncular nasıl bir oyuncuydu, nasıl bir kişilikti? Yani tanıdığım oyuncuların içinde en şeyi. Kaprissiz, otur otur, kalk kalk, gecenin bilmem kaçlarına kadar, ay yoruldum, af, bilmem ne yaptığımı hiç duymadım ben onda. Rahmetli Feri Cansel'le bir film çalışıyoruz. Sanayi Çarşısı'ndayız, kış günü. Yine rahmetli Kartal Tibet yönetiyor. Feri Cansel dedi, Gürcan gel dedi, gel gittim, buyur abla dedi. Şöyle dedi, tut bakayım dedi, tuttum. Girdi buraya, şöyle, şurada kıyafet değiştirdi. Yani demedi ki aman arkamdan şu olacak, şu bilmem ne olacak, yok ben işte sıcak oda isterim, bilmem ne yaparım demedi. Kış günü kar yağıyor çakır çakır, biz şeyde sokak ortasında benim kıyafetin arasında kıyafet değiştiriyor. Hülya Koçyiğit'in kendi ekibi vardı. Üç film galiba çalıştım. Bir Kurbağalar, bir Ponente Feneri, bir tane daha var adı bilmiyorum. O Ponente Feneri'ni bizden önce bir ekip gitmiş çalışmış bir sene önce. Şöyle ufak 50 santimlik bir duvar gibi bir set var Fener'in orada. Settülbahir'deki Fener'de. Oraya çıkıp denize bakma sahnesinde düşmüş, kolunu kırmış Hülya. O zaman ara verilmiş filme. Ertesi sene o çalıştığı ekip bir başka filmde çalıştığı için yeniden sıfırdan bir ekip kurmak gerekmiş. Erdoğan Engin kulaklar çınlasın kameraman oydu. O dedi böyle böyle gideceğiz çalışacağız. Dedim abi onun bir ekibi vardır. Var ama dedi onlar başka bir iş değillermiş. Öyle bir yarım kalmış diyelim ama yarım da değil yine sıfırdan başlanmış gibi oldu. Onu da çalıştık. O da öyle hiç kapris falan yok. Mesela kurbağalarda kurbağa toplayacaktı. Birinci günü şöyle eğiliyor kurbağa zıplayınca Hülya da zıplıyor. Tam elini atacak kurbağa bu tarafa, Hülya bu tarafa. Şerif abi kulaklar çınlasın. Hülya oynayacaksan oyna bak, yoksa ısıracağım kulaklarını ha dedi. Alt tarafı bir kurbağa, bir baktım bizden daha çok o topluyor. Biz de topluyoruz şeyleri dolsun diye. Ben bir tane atıyorsam o üç tane beş tane atıyor öyle. O da hiç kapmışsız. O da sıfır kapmışsız. Hatta Türkan Şoray'la 10 Kadın diye bir film çalışıyoruz biz. Yine Şerif abi yönetmen. Beşiktaş'dan Barbaros Bulvarı'ndan aşağı doğru inerken Hülya şeyin, Türkan ablanın iki tane iş hanı varmış. Bina. Asistanlardan bir tanesi işte o binanın içinde bir yazıhane mi ne öyle bir yerde çalışacağız. Türkan abla şey demiş, senin iş hanının olduğu binada çalışıyoruz. Ama birincisinde ya da işte şu numaradakinde, bu numaradakinde dememiş. O da arabayla geliyor, ilk binanın içine giriyor. 7-8 kat. Kat kat dolaşıyor. Buradalar mı, buradalar mı, oradalar mı, buradalar mı? Bakıyor orada yok, ha diyor. Demek ki öbür binada. Öbür bina dediği de 5-10 bina aşağısı ama Barbaros'un trafiğini biliyorsun. Oraya gelip, içeri girip dolaşması, trafiğe tekrardan buraya gelmesi bir 15-20 dakika falan bir gecikti. Şerif abi bir bağırdı. Kızcağız diyor ki ama diyor Şerif Bey diyor bana diyor yaz evin şey sizin binanız dediler diyor. 3 bina ötede de ekibin de haberi yok. Bir bina daha olduğundan. Ben diyor oraya gittim, orayı aradım, taradım, ettim. Yani telefon falan yok şimdiki gibi. Hani neredesiniz desin, arasın. Bir de diyor oradan buraya kadar gelişim şey oldu. Paydos ettik. Çekmedi. Ama nasıl üzüldü, nasıl ağlıyor kız, kadıncağız.
benim yüzümden oldu da benim yüzümden oldu. Sonra yazıhaneye şey demiş, bugün benim yüzümden paydos edildi, masraflar neyse ben karşılayayım diye. Yani o derecede şey, duyarlı. Gürcan abi, Tarık Akan. Oo. Adamın hası. Yani hala daha gözlerim yaşarıyor anılar olduk anına çıkıyor. Çok candan. Ne diyeyim yani, nasıl anlatayım? Kaç film çalıştım. Maden, Sürü, Urfa'da çektiğimiz Kan. Ki Kan'da o makyaj, o şey bilmem, yine Şerif abi yönetmen, ilk filmin birinci sabahı kalktık. 4 saat sürüyor o makyajı Tarık'ın. 4 saat bekledik. Sonra dedi ki, ben dedi böyle dedi, her gün dedi 4 saat bekleyemem seni dedi, bunu dedi halledin. Gece saat 3'te kalkıyorlardı makyözden. Sabah saat 7'ye kadar o makyaj oluyordu. Sabah 7'de her ekip kalktığı zaman bir bakıyorduk, Tarık Akan makyajlı, hazır. Doğru yola, kaldığımız otelden. Urfa'nın içinde kalıyorduk. O çekim yaptığımız yer köy. Bir 20 dakikalık falan bir yol merkeze. Hemen başlıyorduk çekime. Yani demedi ki ne yapayım, ben niye kalkıyorum 3'te, niye bu kadar şey yapıyorum. 15-20 gün o makyajlı haliyle her sabah 3'te kalktı. Ekipten birlikte yola çıktığında hazırdı. Onları bitirdikten sonra şeye gittik, Nemrut'tan o dağa tırmanma yeri falan. Otele geldik. Otel terk edilmiş bir yer. Ne kaloriferi yanıyor, ne elektriği var, ne bir şeysi var. Hakan Balamir'le eğer yaşıyorsa kulaklar çınlasın, ikisi masrafları karşıladılar. Kaloriferi yaptırdılar, yaktırdılar. Elektrik onarıldı, bilmem ne yaptı. Yani o tür şeyleri de vardı Tanrı. Yani onun için de aman işte para harcamaz, etmez, metmez diyorlardı ama yeri geldiği zaman şey yapıyordu. Hiç kimseye demedi ki, yani hiçbir zorunluluğu da yok. Biz oraya film çekmeye gitmişiz, kaldığımız otelde, bana ne diyebilirdi ama demedi. Kaloriferi tamir ettirmiş Hakan'la ikisi, baş başa vermişler, yarı yarıya masrafları karşılamışlar. Atıf abiler, Allah rahmet eylesin, ilk video çalışması Tatlı Betüş'te. Kamera kuruldu, monitör kuruldu, monitör o eski babak monitörlerde. Şimdi Atıf abi geldi, kameranın yanına durdu. Dediler ki, Atıf abi sen burada durmayacaksın. Şimdi daha önceden kamerayı getiren adam, çocuk başındaki, ne yapacağım ben dedi. Bak dedi, monitör burada dedi, monitörden izleyeceksin dedi. Yok dedi, ben dedi ilk önce bir böyle bir deneyeyim dedi, ondan sonra şey yaparız dedi. Yok olmaz abi dediler, oturacaksın buraya. Oturdu. Hazır mıyız? Hazırız. Motor. Şimdi şey, Salih Dikici kameraman bastı. Tabii şeyi yok öyle. Tırr ses yok. Salih motor dedim dedi. E biz de dedik abi dedi. Nasıl dedin dedi. Bayağı dedi motor deyince bastım düğmeye dedi. E dedi ses yok dedi. Ya bu dedi ses değil ki dedi. Bu elektronik makine. Ha öyle mi? Alışacağız dedi. Tamam dedim. Şimdi yine buradan. Şimdi şunu yap, bunu yap diyecek yani, eskiden alışmış ya kameranın karşısında, sen şöyle, şimdi monitöre yapıyor. Elini şöyle yap, böyle yap. Şimdi oradakiler görmediği için duruyorlar. E şöyle yap dedim ya diyor. Yine tepki yok, yine dön. E böyle yap diyorum ya, görmüyoruz abi biz dedi. Gelin böyle iş ya dedi, ben dedi. Ne monitör dedi, kıçımı dönüp de iş mi olur dedi. Yine geldi kameranın yanına. Şimdi, motor diye ben başlıyorum. Tırrrr. Tamam işte bu. Zeki abi de. Şimdi Şerif Gören, Zeki Alasya, Yavuz Turgul aynı kuşak gibi sanki de. Yani otoriterlikleri olarak. Aynen o da öyle. Otoriter ama iş anında. İş haricinde çok candan şu bu falan. Şöyle ki Kadir İnanır'ın hık mık yapamadığı üç yönetmenden bir tanesi. Şu olacak dedi mi bitti yani. Ama bir de şöyle yapalım, böyle yapalım yok. Mecidiyeköy'de Ali Sami Yasdat'ın olduğu yerde bir gece sahnesi çekeceğiz. Kadir bir şeyden dolayı canı sıkkın. Yolun ortasında yürüyecek. Karşıdan arabalar üstüne gelecek. Aralardan böyle yürüyecek. Öyle bir sahne çekiyoruz. Bizim teşkilat
Ali Sami Yastat'ın orada. İleride ışıklarda 100-150 metre ileride ışıklarda arkadaşlar yolu kesiyorlar. Araba biriksin diye. Çünkü gece o zamanki trafik o kadar yok. İşte 10 dakika 15 dakika sonra biz buradan el feneriyle işaret verince açıyorlar yolu, arabalar hurra geliyorlar. Öyle bir sahne çekeceğiz. Şaryo da kuruldu. Şimdi Kadir yürüyecek. Şaryo böyle takip edecek. Zeki abi elinde kamera. Kadir bir kere yürüdü. Sonra setten bir arkadaşı demiş ki gel benim yerime sen yürü. Zeki abi şöyle bir baktı. Kadir orada oturuyor. Bir setten bir arkadaş yürüyor onun yerine. Ne oldu dedi. Bilmem abi dedi. Kadir abi gel yürü dedi. Yürüyorum dedi. Ha dedi Zeki abi. Hiç sesini çıkartmadı. Ben de orada böyle lambanın başında duruyorum. Gürcan gel dedi. Gittim. Kamerayı verdi benim elime. Otur dedi. Ne yapacağım abi dedim. Sen dedi otur dedi. Ben de oturdum. Kamerayı tuttum. Gidiyoruz geliyoruz. Gidiyoruz geliyoruz. Bir 5-10 dakika sonra Kadir dedi, doğru baktı böyle. Zeki de gitti o tarafa oturdu Zeki abi. Ne oldu dedi. Bilmem dedi Zeki abi. Prova yapıyorlar dedi. Sen yoksun dedi. Ben niye olayım dedi. Ben burada kameranın arkasında ben oldum mu dedi. Önümde dedi. Sen olacaksın dedi. Sen dedi birini koydun dedi. Ben de birini koydum dedi. Hiç sesini çıkartamadı Kadir. Bir planda çekeceği işi belki 50 defa prova yaptı sonra. Döndü şey diyor bize de. Şimdi biraz mesafe var. Ekip bu tarafta toplu halde. Çocuklar kusura bakmayın biraz yoracağım sizi diyor. Biz de dedik tamam yani anladık zaten olayı. En az 50 defa gittik geldik. Gittik geldik. Sonra çekti dedi ki ben buradaysam sen de orada olacaksın. Aynı şeyi Şerif abinin bir filminde de yaptık. Şimdi kavga sahnesi var. Biz bu tarafa döndük başka bir şeyler çekiyoruz. O kavgacıları almış Kadir işte ben sana şöyle vuracağım. Sen böyle yapacaksın. Bilmem ne. Şimdi Şerif abi de böyle kulağı da burada. Gözü burada yönetiyor ama kulağı orada. Sonra stop döndü. Dedi ne yapıyorsunuz orada dedi. Şey dedi arkadaşlara dedi kavgayı şey yapıyorum falan. Ha öyle mi dedi. Gürcan al dedi. Şu kadarcık bir kağıtta da senaryo. Bu dedi. Ne oldu? Bu dedi senaryo dedi. Bundan sonra dedi yönetmeniz Kadir Bey dedi. Yürüdü. Aha caminin o ara sokağında bir yerde çalışıyoruz. Gitti. Öylece ne kaldık gitti. Abi kusura bakma etme işte ben yardım dedi. Sen dedi beni ne çekeceğim nereden biliyorsun? Ben dedi ne yumruk istiyorum ne bir şey istiyorum dedi. Belki de sana tekme attıracağım dedi. Ondan sonra bir daha Kadir'i oturdu yerine. Peki Cüneyt Arkın? O 10 numara o da. Ya bütün bu sinemadaki son dönemdekilerini tahmin etmiyorum, bilmiyorum da çalıştığım tüm oyuncuların içinde objektife hakim olan tek insan. Yani kaç objektif ne kadar görür, nereyi alır, nereyi görmez kesin kes bilirdi. Rahmetli Orhan Kapkı'ya derdi. Kapkı kaç? İşte 28. Ha şuram gözükmüyor. Kapkı kaç? İşte 75. Tamam ona göre oynayayım. Yani fazla şey yapmayayım. Şimdikilerine ya diyorsun bak işte resim şu kadar şöyle şunu yapma falan anlatıncaya doğru kaç objektif şu hemen şey yapardı. Kadrajı kestirirdi ona göre oynardı. Alan filmlerinde de mutlaka sorardı. Her planın başında sorardı. Kaç objektif? Ona göre oynayayım diye. Metin Akpınar pek sevmiyordu sinemayı. Yani şey için Zeki abinin hatırına oynardı. Ya işte yine bir film, ya yine mi bilmem. O çokçası tiyatro. Ve şeye aşığı adam. Çiçek. Çiçek gördü mü bayılırdı. O kadar şey ama işte zıt karakterler olması birlikteliklerinin yürümesinin tek nedeni. Ertem abi öyle diyordu. İkiniz de aynı kafadan olsanız bu birliktelik olmaz derdi. Zeki abi sinema için varını, yoğunu, yani elindekini, cebindekini ondan bulur, bundan bulur. İlla ki sinema yarayacak. Metin abi öyle değildi. Ya yine bir film, yine mi oynayacağız? Oynamasak olmaz mı? Çekmesek olmaz mı? Böyle bir karakterdi. Setin Adile anası. Yani rolü olmasın, gider çay servisi yapar. Ekmek arası bir şey yapar getirir. O derece yani kuzucuklarım, yavrucuklarım. Hiç yani öyle ben oyuncuyum, ben kapris yapayım, bilmem ne yapayım. Hiç öyle bir şeysi yoktu. Mesela Kemal Sunal zamanında tiyatro sahnesinde arkada bayrak tutan adammış.
yıllarca onu oynamış. Ondan sonra yükselmiş yani. Alttakilerin ne çektiğini, ne yaptığını bilen biri. Hiç öyle aman kaprisi yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım yok. Adile de öyleydi. İşi olmazdı. Sabaha kadar işimiz, çekimimiz vardı. Git Adile abla yat işte sen yok. Siz buradayken ben nasıl gideyim, rahat edeyim. Ya bakarsın bir bak, iki dakika sonra elinde tepsiyle sıcacık çay yapmış size. İçiniz ısınsın ya da çorba kaynattım onu buyurun için. Ekmek arası bir şey yaptım, atıştırın, işte açlığınız basılsın. Öyle birisiydi. Ona gider yardım eder, onun söküğünü diker, onun bilmem nesini yapar. Yeni gelen yardımcı oyunculardan birini alır karşısına, işte bak şöyle oynayacağız, böyle oynayacağız, hiç heyecanlanma, şunu yapma, bunu yapma, aman bak işte falanca sana şöyle der. Hiç aldırış etme, özellikle Ertem Baba'nın filmlerinde o küfür eder ama hiç duyma, buradan girsin, buradan çıksın, bana da çok iyi diyor, olsun, gülerdi. Hep yatıştırırdı ortalığı, kakarak gittir. Çok neşeli geçerdi yani, setin arkasını çekseler sette normal filmden daha çok iş yapardı. Ki o kanda öyle oydu. Kan'ın yapımcısı Almanya'dan geldi, genç bir arkadaştı. Türkiye'ye belki de video kamerayı ilk getiren arkadaş olabilir. Ya dedik bu ne? İşte video kamera dedi. Dedik ne yapacak? Ben dedi set arkasını, kamera arkasını çekeceğiz bunların. Bir tane arkadaş vardı. Kamera arkasını çekiyor. Yıllar sonra bir yerde bir karşılaştık. İnanır mısın dedi. Normal filmden daha çok iş yaptı o dedi. Ondan daha çok para kazandım kamera arkasında. Çünkü bütün millet kamera önünü görüyor da arkasında nasıl oluyor, ne yapılıyor, ne ediliyor. Onu çok merak ediyor. Zaten benim sinemaya başlamam da öyle yani. Nasıl oluyor, nasıl çekiliyor. Yani şu an emekliyim, evdeyim. Ama yani tamamen Yeşilçam'ı da bıraktım değil. Bir kurulu bir ekibimiz var. Senede bir defa, iki defa yani bir ya da iki film çekiyoruz. Filmin adı neydi Gürcan abi? Filmin yani, adı Bu Bar. Belalı Bar. Absürt bir film. Yarı westernimsi. Bir barda geçiyor ama bardakilerin hepsi kendini olduğundan başka bir şey görüyor. Yani mesela bir tanesi geliyor el arabasıyla karpuz satan birisi, ben diyor şeyim, benim bostanlarım var. Dönüm dönüm çok büyük iş adamıyım. Karpuz yetiştiriyorum. Çiftliğim var. Aslında el arabasıyla karpuz satıyor. Bir tanesinin kendisi western filmlerini çok sevdiği için şerif zannediyor. Şerif kıyafetiyle geliyor bara oturuyor. Onların bir hikayeleri. Bu nerede gösterime girecek Gürcan abi? Bu Netflix'te girecek. Eğer tamamın metrajını tamamlayabilirsek sinemalarda girecek. Ama en önemlisi de İspanya'da festivale gidecek. Daha önce 3 filmimiz gitti festivale. Sevgili Mekanı Yeşilçam severler, Gürcan Küçüker abimle birlikte güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Bize çok güzel anılar anlattı. İnşallah biz bu röportajları, sohbetlerin devamını getireceğiz. Ama bunun için tabii ki bizi takip etmeniz, videolarımızı beğenmeniz gerekiyor. Gürcan abi size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak ederim, neler söylemek isterdim? Bize çok güzel anılar anlattınız. Sağ ol, teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. İzleyenlerin herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.